بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. 48 ve 49. hadisleri bugün inşallah Sahih Bukhari'den okuyacağız. Allah Azze ve Celle bize nasip ederse. Şimdi İmam Bukhari bu hadisleri getirmeden önce bir bab başlığı adı altında kısa bir yer getiriyor. Ve buradan şunu göreceğiz. Ne sahabe ne de sahabeden sonraki gelen en hayırlı nesiller, tabi'inler, yani sahabeden sonra en hayırlı nesiller kendi imanları noktasında kendilerini garantide görmemişler. Hepsi kendi imanları için korkmuşlar. Yani mesela bugün toplumda bazı kesimlerde olduğu gibi işte Efendimiz bir kere iman ettik artık bizim imanımıza hiçbir şey zayi edemez gibi, haşa. Göreceğiz ki öyle değil. Okuyalım inşallah. Babu khawfil mu'mini min en yahbata amaluhu ve huve la yash'ur. Diyor ki müminin imanının farkında olmaksızın elden gitmesinin babı diyebiliriz. Tamam, ya da şöyle söyleyelim. Mümin farkında olmadan amellerinin boşuna gitmesi. Fark etmeden amellerinin boşa gitmesinden korkusu. Tamam. Ondan sonra bakın 3 tane alimden söz getirecek İmam Bukhari. Diyor ki وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ اَتْتَيْمِيُّ İbrahim et-Teymi selef alimlerindendir. Dedi ki, iyi dinleyin. مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي اِلَّا خَشِيْتُ اَنْ اَكُونَ مُكَذَّبًا Diyor ki her seferinde sözümü amelime arz ettiğimde, bunları karşılaştırdığımda yalancı olmaktan korktum. Yani bir şey yapmış ve bir şey söylüyor diyor, sözümü bu yaptığım şeyle karşılaştırdığımda diyor her seferde yalancı olmaktan korktum. Subhanallah. Şimdi bakın bu çok daha acayip. Şimdiki gelen söz. وَقَالَ اِبْنُ اَب۪ي مُلَيْكَ İbn-i Ebi Muleyke dedi ki İbn-i Ebi Muleyke hadis imamlarının imamıdır. Sahabeden, birçok sahabeden rivayet etmiştir. Hadiste otoritedir. Diyor ki اَدْرَكْتُ ثَلَاث۪ينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 30 kişiyle buluştum. Onlardan 30 kişiyle görüştü. Diyor ki كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ Diyor onlardan her biri kendi nefisleri için münafıklıktan korkuyorlardı. Tamam. Ondan sonra مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ اِنَّهُ عَلَى اِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِكَائِيلِ Diyor onlardan hiçbiri de şöyle demiyordu. Biz Cibril'in imanı üzereyiz. Biz Mikail'in imanı üzereyiz. Yani şunu kastediyor. Benim imanım Cebrail'in imanı gibi. Benim imanım Mikail'in imanı gibi. Diyor ki hiç kimse onlardan bir tanesi bile böyle söylemiyordu. وَيُذْكَرُوا عَنِ الْحَسَنِ Ondan sonra diyor ki Hasan'dan şöyle deniliyor. Bu Hasan el-Basri. Rahimahullah diyor ki مَا خَافَهُ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ Diyor ki ondan, yani bu saymış olduğumuz şeylerden sadece Müslüman olan korkar. Yani amelinin boşa gitmesi, Allah katında amelinin bulunmamasından sadece Müslüman korkar ve bundan sadece münafık diyor emin olur. Yani münafığın umurunda değil. Tamam, emin olur. Kesin kabul olmuştur gibisinden. Ondan sonra diyor ki şimdi ayeti inşallah okuyalım. Çünkü cümle yapısı Türkçe çevrildiğinde birazcık zor oluyor. İmam şu ayeti getiriyor. وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Şimdi Allah Azze ve Celle burada Ali İmran suresinde bir zümreyi övüyor. Diyor ki o zümre günah işlediğinde günahlarının üzerinde bile bile ısrar etmezler. Yani ne yaparlar? Tövbeye yönelirler, istiğfara yönelirler. Bu söze binaen Hasan'dan deniliyor ki وَمَا يُحْذَرُوا مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى التَّقَاتُلِ وَالْعِسْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Diyor ki tövbe etmeksizin nifak ve masiyette ısrardan korkulur. Bakın burada Müslümana çok büyük ibretler var. Niye derseniz İmam Nevevi, İmam Bukhari'nin bu babı ne için getirdiğini söylüyor biliyor musunuz? Mürciyelere reddiye olsun diye. Niye mürciyelere reddiye? Bunu baştan söyleyeyim. Dersin içinde birkaç yerde tekrardan söyleyeceğim. Şundan dolayı Müslüman iman edebilir, amel de edebilir ama fark etmeksizin bütün amelleri boşa gidebilir. Mürciyeler de nasıl? Bırak amelinin boşa gitmesi. Sen la ilahe illallah dedin, Müslüman oldun ya. İstediğin kadar şirk işte, istediğin kadar küfür işte fark etmez ki.
bu zihniyetle yaklaşıyorlar. Ve biz burada görüyoruz ki ulemamızdan, bakın sahabeden getiriyor, tabiinden getiriyor. Hepsi ahi kendi nefisleri için korktu. Kendi nefisleri için münafıklıktan korktular. Kendi nefisleri için amellerinin boşuna gitmesinden korktular. Tamam. Şimdi biz genelde şöyle bir usul takip ediyoruz. Önceki bab ile münasebeti ne? Bu hadisin veyahut bu hadis girişinin. Şöyle bakın, bundan önce ki babda dedik ki adam zekat verirse Uhud Dağı gibi ecirler alır. Bir kıraat veyahut iki kıraat istemiştik, hatırlıyorsunuz. Tamam. Ve orada şöyle bir şey geçmişti. Sevabını Allah Azze ve Celle iman ederek ve sadece Allah'tan bekleyerek bunu yapmıştı. Yani bir Müslümanın Allah katında sevap alması için iki şartı var. Bir, bunu iman ile yapacak, yani tevhid ehli olacak. İkisini de ecrini sadece Rabbinden bekleyecek, insanlardan beklemeyecek. Buradaki münasebet de şu. Sen hayır işlesen bile, bunu Allah rızası için yapsa bile, tamam, ihlaslı bir şekilde yapsan bile, bilmeden bile o amellerin Allah katında yok olabilir. Bakın bir de biz burada şirk hakkında konuşmuyoruz ha. Dediğim yanlış anlaşılmasın. Günahlar hakkında, masiyetler hakkında konuşuyoruz. Tamam? Bakın şimdi Ayni, Bedreddin el-Ayni Hanefi'nin muhaddislerinden, onun Bukhari şerhi var. O en yahbata kelimesi geçti ya, habita, yahbatu, bir şeyin yok olması manasına geliyor. Bu kelime nerede geçiyor Kur'an'da? Hatırlıyor musunuz? Ayeti normalde her seferinde okuyoruz. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben diyor ya, biz sana ve senden öncekilere vahyettik. لَاِنْ اَشْرَكْتَ Eğer şirk koşarsan لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ Senin amellerin hepsi boşa gidecek. Tamam? Burada da öyle. Yani amelin boşuna gitmesi, na'uzu billah, bundan korkulması lazım. Boşa gitmek, ondan sonra batıl oldu manasına geldiğini söylüyor. Tamam? Bakın burada şerhlerde Nevavi bir görüş bildiriyor. Diyor ki bir kişi sadece bile bile küfre girebilir. Buna benzer bir söz getiriyor. Biz bu sözü kabul ediyor muyuz? Hayır. Biz bu sözü kabul etmiyoruz. Ondan sonra bakın Ayni buna itiraz olarak ne diyor? İyi dinleyin. Alimlere göre kişi küfür olduğunu bilmese bile küfür kelimesini veya küfrü gerektiren bir fiili yaparsa icmaen küfre girmiştir. Tamam. Delilimiz neydi bu konuyla alakalı her zaman okuduğumuz? Tövbe 65 ve 66 aklınıza gelsin. Tamam, çok fazla işine girmeyeceğim. Evet, bakın biz daha önce dedik ki bu bab mürciyelere karşı reddiye olarak yapılmış bir bab. Ama bakın şimdi burayı iyi anlamanız lazım. Bizim konuştuğumuz mürciyeler bugünün mürciyeleri değil. Yani İmam Bukhari'nin burada getirmiş olduğu deliller ahi eski mürciyelerle alakalı. Bugünün mürciyeler zaten mürciye bile değil. Cehmiye olmuşlar. Bakın burada konuşulan meseleler ahi günah meselesi. Günahlardan dolayı amelinin bozulması, na'uzu billah. Eski mürciye şöyle bir reddiye var. Onlar şunu söylüyor. La ilahe illallah dedi mi? Allah kulunun amellerini artık boşundan sonra zayi etmez. Bugünün bizim mürciye dediğimiz ekolde aslında nasıl bir ekol takip ediliyor? Bırakın günahı. Adamlar şirk ve küfre geldiler. Yani şöyle. Kişi şirk işlese bile, küfür işlese bile biz buna bir şekilde bir özür bulalım. Bu zihniyetler, yani bunu söylemiyorlar da, ama diyorlar işte kardeşim tekfir etmeden önce bir hüccet ulaştırılması lazım. Adam bu konuda cahil olabilir, yaptığının şirk olduğunu bilmeyebilir, ila ahir fark etmez. Aynı burada çözümü söyledi. Adam küfür işliyorsa, küfür olduğunu bilmese bile na'uzu billah küfre girer. Rabbimiz muhafaza buyursun. Tamam. O zaman şunu anlıyoruz bu hadisten. Eğer amellerin boşa gitme tehlikesi varsa hiçbirimizin Allah katında garantisi yok. Kardeşim bunu çok iyi anlamak lazım. Bakın amellerin boşa gitmesi tehlikesi var mı yok mu? Var değil mi? Bunu buradan anladık. Bunun için zaten sahabe korkuyor. Tamam. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiç kimsenin garantisi yok Allah katında. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bak sen bunu buradan anladıktan sonra artık mesela bugün sana biri şöyle gelirse, ya işte falan kişi senin cübbesinin arasına katacak da Sırat Köprüsü'nden uçuracak gibi bir söze artık kanmazsın. Çünkü görüyorsun ki bizim selefimizde böyle bir şey yoktur. Tamam? Evet. Bakın Nevavi diyor ki İmam Bukhari bu babı niye açtı? Hangi kişilere reddiye olsun diye açtı? Ondan sonra şunları zikrediyor. İyi dinleyin. La ilahe illallah diyen kullarına Allah azap etmez. Diyor ki böyle söyleyen kişilere reddiye olsun diye İmam Bukhari bu babı açtı. Ki zaten bundan önceki hadislerde de zaten şunu okumadık mı? Cennete en son girecek adamı hatırlayın. Nasıl bir şekilde giriyordu ahi hadisi okuduk. Kömür gibi bir şekilde, yanmış bir şekilde cehennemden çıkarılacak. Ondan sonra haya nehrinden veyahut hayat nehrinden temizlenecek ve ondan sonra cennete girecek. Tamam? Demek ki la ilahe illallah dese bile, muvahit olsa bile
cehenneme girme riskimiz var. Allah Azze ve Celle bizi muhafaza buyursun. Tamam. Ki de bakın bunu kim için söylüyorum? İtikadına şirk ve küfür olmayan kişi. İtikadına şirk olan kişi cennete girebilir mi? Mümkün değildir. Tamam. Ondan sonra diyor ki şu kişilere karşı da reddiyedir. Günahlarından dolayı insanın amelleri boşa gitmez. Gider kardeşim. Tamam. Sahabe bundan korkmuştur. Evet. Ondan sonra şuna karşı da diyor reddiyedir. Diyor kişi ister itaat etsin, ister isyan etsin, Allah katında imanı aynıdır. Hayır değildir. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bak sahabe ne söyledi? Hiçbiri ben Cebrail'in imanı üzereyim demedi. Veyahut ben Mikail'in imanı üzereyim demedi. Bunu neden demediler? Çünkü melekler masumdur. Yani nefis olmadığı için sadece Allah Azze ve Celle'ye itaat ederler. Masumiyeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defnedildiğinde bu ümmet için yanına götürdü. Bizim için masumiyet falan söz konusu değildir. Hepimiz günahkarız. Onun için Allah Azze ve Celle'ye güzel bir şekilde tövbe etmemiz lazım. Tamam mı kardeşim? Şimdi genelde bu konularla alakalı iman, küfür, amel imandan mıdır değil midir noktasında bakın ümmet üçe ayrılmıştır. Burayı iyi dinleyin, burası çok önemli. Ümmetin tarihini bir dakikada içinde söylemeye çalışayım inşallah. Bir tarafta aşırıya giden mutezile ve hariciler var. Bunların özelliği neydi? Adam günah işlese bile kafirdir. Tamam normal yani zina yaptı bu adam kafirdir. Öbür tarafta aşırıya gidenler kim? Mürciyeler. Veyahut cehmiler diyelim. Bunlar nasıl bir itikada sahip? İstediğin kadar günah işte, istediğin kadar masiyet işte, istediğin kadar şirkin ve küfür olsun. La ilahe illallah dedikten sonra, hatta demene bile gerek yok. Kalbinden bunu bildikten sonra veyahut ikrar ettikten sonra cennete gireceksin. Peki bu konuda ehli sünnet nasıl bir vasat yolu takip etti ahi? Günahlarından dolayı kimseyi tekfir etmedi. İlla ney? Şirk ve küfür. Şirk ve küfür işleyen insanlar dediler ki Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Cennete giremez. Ama bundan hariç kişi Müslüman olduktan sonra günah işlese bile Allah Azze ve Celle istese direkt affeder, istese de günahlarını çektikten sonra affeder. Anlaşıldı mı burası? Ümmet bu şekilde üçe ayrıldı kardeşim. Evet. Burada aslında İmam Bukhari şuna işaret ediyor. Sahabede ve tabiinde bu konuyla alakalı bir icma olduğuna şöyle bir karine gösteriyor aslında. Yani bunu açık bir şekilde söylemiyor da. Ama daha yeni okuduğumuz alimlerin sözlerinden aslında bunu anlıyoruz. Düşünsene İbn Ebi Muleyke diyor ki ben 30 tane sahabeyle görüştüm. Bir tanesi bile yani hepsi kendi nefsi için nifaktan korkuyordu. O zaman biz bugün hiçbir şey olmamış gibi gece rahat bir şekilde yatağımızda yatamayız ahi. Şunu mesela en son şunu kendimize ne zaman sorduk? Acaba benim amellerim Allah katında makbul mudur değil midir? Acaba benim amellerim günahlarımdan dolayı Allah katında silindi mi silinmedi mi? Bunu kendimize soralım Müslümanlar. Tamam. Bakın şimdi size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Size 3 tane alim sözü okudum ya. Birincisinde şöyle dedik. İbrahim et-Teymiyyu. Bakın İbrahim et-Teymiyyu hakkında Yahya İbni Ma'in ne diyor? Diyor ki güvenilirdir mürciyelerin imamlarındandır. Güvenilirdir mürciyelerin imamındandır. Şimdi ben bunu size ne için söylüyorum? Kardeşim bak mürciye dediğimizde ne dediğimize iyi dikkat etmek lazım. Selefin mürciyeleri bugünkü gördükleri mürciyeleri vallahi tekfir ederlerdi. Bak selefin mürciyesi ne dedi? Daha yeni bu adamın sözü neydi? Diyor ki ben her yaptığım ameli yani söylediğim sözü amelime arz ettim ve kabul olmamasından korktum. Bak adam kendi ameller hakkında ne içinde? Şüphe içinde. Bugünün mürciyesi şöyle bir zihniyet var. İstediğin kadar küfür işte, şirk işte bir hoca zaten fetvasını verir. Tamam? Arada çok ciddi. Bak düşünsene ümmet nereden nereye gelmiş subhanallah. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı kaydırmasın. Tamam? Yani bu adam amellerinde gevşeklik gösterdiği için yani subhanallah kendisinin böyle sözünde yalancı olmasından korkuyor. Hani bu adamdan kendimize bir ibret çıkaralım subhanallah. Tamam? Bakın İbni Ebi Muleyke daha yeni dedim. İbni Ebi Muleyke kim biliyor musunuz? Abdullah İbni Zübeyr'in kadısı. Abdullah İbni Zübeyr'i biliyorsunuz. Radiyallahu anhu. Hem onun kadılığını yapıyordu hem de onun müezzinliğini yapıyordu. Hadiste tartışmasız bir otoritedir. Allah ona rahmet eylesin. Ve birçok sahabeden de ne yapmış? Hadis dinlemiş. Evet şimdi bakın burada çok önemli bir şey var. Orayı da iyi anlamamız lazım. Buralarını bazı Müslümanlar zannımca idrak edemiyorlar. Mesela bakın Hazreti Ömer'in şöyle bir sözü var ya. Nifaktan korkuyorum, münafıklıktan korkuyorum. Aynısını burada da görüyoruz. Diyor ki ben 30 tane sahabeyle buluştum. Hepsi nifaktan korkuyordu. Buradaki nifaktan kasıt ne kardeşim? Bakın şu değil. İyi anlayın. Sahabeler şu kafada değildi. Acaba biz iman ettik mi, etmedik mi? Bu değil.
veyahut biz iman ehli miyiz değil miyiz? İmanımız Allah katında makbul mu değil de bunu iddia edemeyiz. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle sahabenin imanını kitabında tasdik etmiş. O zaman buradan anlayacağımız ne? Buradan kastedilen ne? Sahabe ile nifak arasındaki şu. Nifak üzere ölmekten korktular. Allah muhafaza. Çünkü her insan şunu bilir. Daha yani masumiyetle alakalı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına götürdü dedik ya. Hiçbirimizin garantisi yok. Nifak üzere ölmeyeceğimize bu odada biri garanti verebilir mi? Veremez kardeşim. İşte kastedilen budur. Veyahut şunu izah ediyorlar alimlerimiz. Diyorlar ki imanlarına münafıklıktan bir şube üzere olmasına, yani birazcık münafıklık içine girmesinden korktular. Bunu hangi hadiste mesela görüyorduk? Aklınıza geliyor mu? Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o hadiste münafıklıktan bir şube üzeredir diyor. Hangi konuyla alakalı? Cihat etmeyen ve cihadı içinden geçirmeyen. Yani sahabenin korkusu bununla alakalı ha. Onu demeye çalışıyorum. Yoksa kendi imanlarının Allah katında makbul olmaması değil. Yanlış anlaşılmasın. Tamam. Bu hadiste neyi anlıyoruz? Veyahut hadis demeyelim. Bu eserlerde neyi anlıyoruz? Sahabe masum değil. Kardeşim bak bu bizim Ehl-i Sünnet'in büyük itikatlarından bir tanesidir. Sahabe masum değil. Bu konuda biz hangi fırkalardan ayrılıyoruz? Bak mezhep demiyorum. Şia mezhep değildir. Tamam mı kardeşim? Bugünkü Şia kulluhum müşrik. Anladın mı kardeşim? Bugün Şia'nın arasında Müslüman olması mümkün değildir. Tamam? Bu noktada biz onlarla ayrışıyoruz. Çünkü onların nasıl bir itikadı var ki kendi aralarında çok fazla mezheplere ayrılmalarına rağmen genelde şu var. İmamlarımız masum. Bazıları ilah pozisyonuna kadar çıkarıyor. Nauzu billah, haşa ve kella. Tamam mı kardeşim? Biz şunu söylüyoruz. Sahabe adildir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hakkında yalan söylemez. Ama sahabe masum değildir. Anlaşıldı mı? Tamam. Evet. Şimdi bu hadisten, yani hadise girmeden önceki babdan ki daha hadisi okumadık, önemli bir şey öğreniyoruz. Tamam. O da ne? Tövbe ve istiğfar çok önemlidir bizim için. Kardeşim tövbe ve istiğfar niçin önemli? Bakın tövbe ve istiğfar iki şeyi temizler. Bir, eğer üzerinde samimi olursan senin amel defterini temizler. İkincisi neyi temizler? Senin kalbini temizler. Burada aslında hem ahirete hem de dünyaya bir atıf var. Yani tövbe edersen kalbin dünyada temizlenecek. Tövbenin üzerinde samimi kalırsan amel defterin tertemiz olacak ahirette. Rabbim bize hayırlı bir amel defteri nasip eylesin. Subhanallah, bu amel defteriyle alakalı bazı rivayetler var. Şimdi Kur'an'da fark etmişsinizdir. Allah Azze ve Celle bazı insanlar hakkında diyor amel defteri sağından verilendir. Bazıları hakkında diyor ki amel defteri solundan verilendir. Ama bazı yerlerde şu geçiyor. Amel defteri arkalarından gelilendir. Bunlar niye böyle ahi? Niye arkalarından gelilendir? Bakın şöyle rivayetler var, iyi dinle. Kıyamet gününde şimdi insanlar görecek. Bazıları amel defterini sağdan alacaklar. Bazıları da soldan alacaklar. Şimdi mücrim olanlar bilecek. Ha demek ki kafirler, mücrimler amel defterini sol taraflarından alacaklar. Ellerini bellerinin arkasına yaslayacaklar. Amel defteri sağ ellerine gelsin diye. Bunlar amel defterleri arkadan gelecek. Tamam mı kardeşim? Allahu Ekber. Şimdi Hasan Basri'nin bakın burada çok önemli bir sözü vardı. Sadece Allah'tan mümin korkar. Bakın münafık Allah'tan korkmaz. Münafık insanların onun hakkında ne dediğinden korkar. Onun için insanların olduğu ortamda amel eder ama tek başına Rabbinin önünde kaldığında amel etmez. Veyahut insanların önünde canlı bir şekilde amel eder. Tek başına kaldığında nasıl amel eder? Zayıf. Veyahut çok çabuk bitsin de gitsin. Ahi sahabelerde niye bu kadar korku var bu konuyla alakalı? Bakın şundan dolayı. Nauz bile Rabbim bundan bizi muhafaza buyursun. Bakın çok fazla günahtan dolayı insanın imanı zayıflar. İnsanın imanı zayıflar. Ve öyle bir boyuta gelir ki hayatının sonunda zayıf bir imana karşı şeytanın galebe gelmesi, sana galebe çalması çok kolay olur. Sahabelerin aslında korktuğu budur. Günahların içinde boğulursak nauz bile onun üzerine, yani günahlar üzere ölme ihtimalimiz çok yüksek olur. Allah Azze ve Celle bizi muhafaza buyursun. Tamam? Bakın Hasan Basri bir mescitte oturuyor. Bu konuyla alakalı uzun bir söz söylüyor. Biz o sözün kısa versiyonunu aldık. Bakın o uzun sözü okuyayım, gerçekten güzel. Diyor ki, tarihte geçip giden hiçbir Müslüman olmasın ki münafıklıktan korkmuş olmasın. Ondan sonra diyor, tarihte geçip giden ve hayatta olan hiçbir münafık yoktur ki münafıklıktan yana kendisini güvende hissetmesin. Tamam? O zaman kendimizi yani bunu ölçü alıp soralım. Gerçekten Allah Azze ve Celle'den korkuyor muyuz, korkmuyor muyuz kardeşim? Yani münafıklıktan kendimiz için korkuyor muyuz, korkmuyor muyuz? Tamam?
Allahu Ekber. Daha yeni okuduğumuz ayette onlar bile bile günahlarında ısrar etmezler ayetinden nasıl bir sonuç çıkarıyoruz? Günah işleyip de üzerine ısrar eden ve tövbe etmeyen Müslüman korkması lazım. Allah muhafaza. Daimen masiyetlerde bulunursa küçük günahlar artık o zaman küçük değildir. Ama tam tersi, ne kadar günahı büyük olursa olsun Allah Azze ve Celle'ye tövbeyle geri geldikten sonra da hiçbir günah Allah katında da büyük değildir. Tamam mı kardeşim? Evet. Bu ayetin Allah rızası için tefsirlerini okuyun. Orada çok acayip sebebi nuzullar var. Hani ayet niye indirilmiş diye. Çok uzun olacağı için ben oraya girmiyorum. Ondan sonra çok önemli bir hadise geliyoruz. Şimdi 48. Yani şimdiye kadar girişi yaptık. Şimdi hadisin kendisine geleceğiz Allah'ın izniyle. An Zubeyd kal. Zubeyd dedi ki Se'eltu Ebu Vail anil murciye. Diyor ki ben Ebu Vail'i, yani Ebu Vail'e mürciyeler hakkında sordum. Bakın soru kimle alakalı? Mürciyeler hakkında. Ebu Vail'e mürciyeler hakkında soruyor. Fekal dedi ki Haddefeni Abdullah. Bana Abdullah dedi ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Şimdi bakın mürciyeler hakkında soruluyor değil mi? Bakın okuduğu hadis hangisi? Sibabul muslimi fusukun ve qitaluhu kufrun. Müslümana sövmek fısktır. Ona karşı savaşmak küfürdür. Bakın soru neyle alakalıydı? Mürciyeler hakkında. Diyor ki ben Ebu Vail'e mürciyeler hakkında sordum. Ebu Vail'in okuduğu hadise bak. Müslümana sövmek fısk, ona karşı savaşmak küfür. Niye? Size soruyorum, cevap verin. Cevap istiyorum işte. Bakın çok yani hadisi ben daha yeni mürciyelerin itikadını açıklamaya çalıştım ya. Hadisi bağdaştırmaya çalışalım. Niye bu hadisi delil olarak getiriyor? Siz söylemeyeceksiniz, ben söyleyeyim. Şimdi biz daha yeni dedik ki mürciyelerin şöyle bir itikadı var. La ilahe illallah dedikten sonra hiçbir günah senin imanını eksiltmez. Ve itaat edenle isyan edenin imanı aynıdır. Bu hadis buna çok ciddi bir reddiyedir. Niye? Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslümana sövmek fısktır. Fısk nedir? Günahtır. Yani nedir? Senin imanını azaltır ve azap gerektirir. Bundan dolayı bunu okuyor Ebu Vail. Anlaşıldı mı inşallah? Ve qitaluhu kufrun. Ve Müslümana karşı savaşmak küfürdür diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Müslümana sövmek günahtır ve bu da imanı etkiler. Kim, herhangi konuda olursa olsun Allah'ın dediğini yap dediğini yaparsa imanı artar, yapmazsa imanı eksilir. Tam da tersi. Allah'ın yapma dedikleri şeyi yapmasa imanı artar ama yaparsa ne olur? İmanı eksilir. Nauzu billah. Ki bu konuyla alakalı biz çok fazla hadiste çok fazla deliller getirmiştik. Şimdi hepsine girmeyeceğim. Şimdi bakın. Mürciyelerin ilk nesil mürciyelerin şöyle bir sözü var. La yedurru ma'al imani zembun. Diyor ki iman olduktan sonra hiçbir günah ona o imana zarar getirmez. Ama bu hadisten açık bir şekilde Resulullah'tan görüyoruz ki getirir. Sen bir Müslümana sövdüğünde imanın eksilir kardeş. Allah muhafaza. Tamam. Bakın buradaki sövmek kelimesini alimler açıklamıştır. Buradaki sövmekten kasıt nedir? Bazıları demiştir ki kişinin ırzı hakkında onu ayıplamaktır. Yine bazıları demiş ki daha genel kullanılmıştır. Kişinin hakkında olmayan şeyleri söylemektir. Veyahut genelde şöyle söyleyebiliriz. Kişiyi kıracak her sözdür. Anlaşıldı mı? Mesela bazı insanlar vardır bir söz söylersin. Normalde o söz şeriata karşı sıkıntılı değil. Ama o adam o konuda hassas olabilir. O zaman bunu da söyleyemez. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Bakın leys, fısk. Şimdi fısk kelimesi üzerine birazcık duracağız. Çünkü bu Kur'an'da istismar edilen kelimelerden bir tanesidir. Misal veriyorum. Maide suresinin 44. ayetinin devamlarında ayet var ya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Şimdi birazcık orada fısk kelimesi üzerine duralım. Çünkü fısk geldiği yere göre manası değişiyor. Her yerde aynı manaya gelmiyor. Bakın Leys diyor ki fasıklık Allah'ın emrini terk etmektir. Günaha meyletmektir. Allah'ın emrini terk etmek. Bazı meselelerde küfür olur, şirk olur, bazı meselelerde ise günah olur. Anladınız mı? Mesela ibadeti sadece Allah'a has kılma noktasında adam fısk işlerse bu adamın hükmü nedir? Kafir. Çünkü bak müşrik hatta, çünkü ibadettir. Çünkü ibadeti Allah Azze ve Celle'den başkasını yapıyor. Ama misal adam zina noktasında fısk işledi. Bunun hükmü nedir? Günah. Bu adam mücrimdir. Anlaşıldı mı? Onun için
Başka manada şöyle de mana verenler olmuş. Hak yoldan çıkmak demektir. Ondan sonra Ebu'l-Heysem diye bir alim var. Dil alimi diyor ki fasıklık şirk ve günah olur. Yani yerine göre şirktir, yerine göre günahtır. Anlaşıldı mı? Bana Kur'an'da fıskın günah manasına geldiği bir yer söyleyebilir misiniz? Günah manasına, şirk manasına değil. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَّبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Orada ihtilaf olmasına rağmen alimlerin çoğu demiştir ki oradaki fısk günah mı? Yani bir mücrim size bir haberi getirdiğinizde onu araştırın. Anlaşıldı mı kardeşim? Onun için fısk kelimesi Türkçe'de kullanıldığı gibi mesela biz fasık dediğinde neyi kastediyoruz genelde abi? Günahkar. Ama bak hiçbir Müslüman normalde hani Türkiye'de yaşayan Müslümanların hiçbiri fasık dediğinde müşrik kastetmez değil mi? Ama Kur'an ve sünnetin uslubuna göre fısk bazı yerlerde şirktir. Bazı yerlerde küfürdür, bazı yerlerde de günahtır. Onun için bunu iyi bilmek lazım. Önemli bir mesele. Tamam. Şimdi burada diyor ya ben Ebu Vail ile mürciyeler hakkında sordum. Aslında orada şöyle bir olay var. Ebu Vail ve hadis ehli mürciyelere karşı savaşıyorlar. Tamam, aralarında bir savaş var. O da bu savaş hakkında soruyor. Mürciyeler bu savaşta acaba haklı mı, haksız mı? Oradan yani buna binaen Ebu Vail onların hatalı olduğunu söylemeye çalışıyor. Niye? Bakın onlar Müslümanlara sövmeyi fısk olarak görmüyorlar. Çünkü fısk olarak görseler ne demeleri lazım? İman azalır değil mi? Ama ne diyorlar? İman azalmaz. Burada aslında ne yapıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet ediyorlar. Anladın mı kardeşim? Bundan dolayı bunlara karşı bu konuda savaşmayı hak olarak görmüş Ebu Vail. Tamam. Şimdi Müslümanlara karşı savaşmak noktasına gelelim. Müslümanlara karşı savaşmak küfür müdür değil midir? Bakın dinleyin önce. Çünkü hangi cevabı verirseniz verin yanlış olacak. Tekrar söylüyorum. Müslümanlara karşı savaşmak küfür müdür değil midir? Aynı daha yine dediğimiz gibi. Fısla dediğimiz gibi. Akayım Müslümanlara karşı savaşmak bazen büyük küfür olur. Bazen küçük küfür olur. Bazen de günah olur. Biz genelde ikiye ayıralım. Diyelim ki bazen küfür olur. Bazen günah olur. Ne zaman küfür olur? İyi dinleyin. Tağutlarla beraber, müşriklerle beraber hangi sebeple, hangi teville olursa olsun Müslümanlara karşı savaşanlar kafirdirler. Tamam mı kardeşim? Büyük küfür işlemişlerdir. Ve Allah Azze ve Celle'nin çizmiş olduğu İslam dairesinden çıkmışlardır. Tekrar ediyorum. Tağutlarla beraber, müşriklerle beraber, Allah düşmanlarıyla beraber Müslümanlara karşı savaşanlar büyük küfür içindedirler. Tamam? Onun için şöyle diyen insanlara aldanmayın. Ya bu ameli küfürdür de biz kişileri bu konuda muayyen tekfir etmeyelim diyenler var. Allah Azze ve Celle bizleri onlarla beraber haşreylemesin. Tamam? Peki Müslümanlara karşı savaşmak ne zaman günah olur? وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا فَاَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Müminlerden iki taife birbiriyle savaşırsa onların arasını ıslah edin. Tamam? Yani mümin mümine karşı savaşırsa, sahabede mesela fitne olaylarında olduğu gibi bu küfür değildir. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada niye küfür lafzını kullandı? Sakındırmak için, insanları bundan alıkoymak için. Şimdi o zaman bugün kendisine ilim talebesi deyip de bir abinin tabirine göre film talebesi olanlar bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere mi değil mi? Buradan ölçelim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti şu. Küfür olmayan bir şeye bile küfür diyor. Seni beni sakındırmak için ahi. Bugün şirk denilen bir, bak bir de küfür de değil. Şirk denilen bir meselede nasıl olur da şöyle sözler söylenilebilir? Benim Müslüman kardeşim bunu işlerse ben ona bu hükmü vermem de önce bir hücceti ikame edelim ondan sonra konuşalım. Bu Allah Resulü'nün usulü müdür? Subhanallah, Allahu Ekber. Ahi bakın her Kur'an ve sünnet üzereyim diyen Kur'an ve sünnet üzere değil. Ve biz bunu niye anlayamıyoruz biliyor musunuz? Şimdiye kadar hep imanlarımızı hocaların cebine bıraktığımızdan dolayı. Konuları araştırmadığımızdan dolayı, okumadığımızdan dolayı. Halbuki bak daha 48. hadisteyiz. Fazla bir şey de okumadık. Bir Müslüman Bukhari'yi alsa, şerhlerine birazcık baksa bu konuyu çok kolay bir şekilde anlayabilir. Anlayabilir yani. Tamam mı kardeşim? Evet. Bu hadisle alakası sorusu olan var mı? Çünkü burada bitti benim söyleyeceğim. Hadis kolay yani Allah'ın izniyle. Kolay anlaşılır. Bundan sonraki hadise geçiyorum. 49. hadisi okuyacağız Allah nasip ederse. عن أنس قال أنس بن مالك دريكي أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة بن الصامت bize haber verdi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج
yuhbiru bi leyletil kadr. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesini haber vermek için çıktı. Tamam? Şimdi bu hadisi iyi dinleyelim Allah rızası için. Ondan sonra fetalaha raculani minel muslimin. Diyor Müslümanlardan iki tanesi birbirleriyle kavga ettiler. Sesli bir şekilde birbirleriyle kavga ettiler. Tamam? Subhanallah. Fekal Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki inni haractu li ukhbirakum bi leyletil kadr. Ben size Kadir gecesini haber vermek için çıktım. Tamam? Ve innehu talaha fulanun ve fulan. Falan ve falan tartıştılar. Ferufiat. Hüküm kaldırıldı. Allahu ekber. Ve asa en yekuna hayran lekum. Ama umulur ki bu sizin için daha hayırlı olur. Yani hükmün kaldırılması daha hayırlı olur. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam bize emrediyor. İltemisuha fi's-seb'i ve tis'i ve'l-hams. Onu 7'de, 9'da ve 5'te arayın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ahi bak buradaki olayı çok iyi idrak etmek lazım. Çok iyi idrak etmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1000 aydan daha hayırlı olan geceyi, Kadir gecesini haber vermek için Müslümanların önüne çıkıyor. İki tane Müslüman birbirleri atışıyor. Mesele ne? Para meselesi. Bir sahabe başkasına borç vermiş. O sahabe de borcunu geciktirmiş. Bu diğerine zoruna gitmiş. Sen benim borcumu niye vermiyorsun? Bunlar sesleri bayağı yükselmeye başlamış. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Ondan sonra diyor ki ya bir de bak subhanallah burada görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilah değildir. Allah Azze ve Celle'nin kuludur. Bak Allah Azze ve Celle hükmü ondan alıyor. Allah Resulü ne diyeceğini unutuyor. Subhanallah tamam. Diyor ki ben size Kadir gecesine haber verecektim. Falan ve falan kavga ettiler. Bundan dolayı hüküm kaldırıldı. Ama diyor umulur ki umuyorum ki bu sizin için daha hayırlı olur. Onu bundan sonra diyor 7. 9. ve 5. gecede ayarayın. Diğer hadislerden biliyoruz ki buradan kasıt 29, 27, 25. Bu sıralama değişik hadislere göre değişik sıralamaları var. Yani bazen önce 29'u diyor, bazen önce 27'yi diyor. Hangi gece olduğu vallahu alem. Başka hadislerle 27. gecenin çok yüksek ihtimali olduğunu görüyoruz. Ama biz diyoruz ki Allahu alem. Rabbimiz daha iyi bilir. Tamam? Evet. Şimdi bakın. Bundan önceki hadis neyle alakalıydı? Yok yok. Hemen bundan önceki hadis. Daha yeni okuduk ya. Müslümana sövmek. Bak Müslümana sövmekti değil mi? Sibabul muslimi fusukun. Müslümana sövmek fısktır. Şimdi mürciyelere burada var ya. Yani tarihi bir kapak var tabiri caizse bu hadisle. Niye biliyor musun? Şimdi bak bu adamlar dedi ki günahlardan dolayı kimsenin imanı eksilmez. Doğru mu abi? Bunu diyorlar değil mi? Bırak imanın eksilmesi. İki Müslümanın günahı bütün ümmete mal olabilir. Bu neye delil? Vallahi günahlardan dolayı iman eksilir. Hatta bazı durumlarda Allah muhafaza buyursun. Bir Müslümanın günahı bütün ümmete mal olabilir. Veyahut bütün bir cemiyete, bütün bir cemaate, bütün bir gruba mal olabilir. Na'uzu billah. Onun için ahi bu konuda biz Müslümanlar olarak hangi durumda ne yaptığımıza çok iyi dikkat etmemiz lazım. Çünkü bak dışarıdaki millet şunu bekliyor. Sen sakalınla bir hata yap ki sana şunu desin. Bak bu sakallar hepsi böyle. Tamam? Bak mesela bir örnek vereyim. Bak bu durumda yaşıyoruz. Şimdi geçen bir tane abi Allah ona rahmet etsin benim eve geldi. Mesela bir tane kapının o... Bilmiyorum şuradaki demirin adı neyse çıkardım tamam mı? Çünkü takılıyordu kazakları falan yatıyordu onu oradan çıkardım. Abi bana ne dedi biliyor musun? Ahi aman bunu yerine tak. Abi dedi ne olacak ya küçücük bir demir yani 2-3 taraf dedi yok öyle değil. Adamlar şunu sen arkandan söyleyecek. Bak biz bu sakallara ev verdik geldiler bizim evimizi ne hale getirdiler. Doğru mu? Vallahi doğru. Onun için sen Müslüman olarak normal insandan iki kat daha hassas olacaksın. Senin üzerinden bu ümmete leke gelmesin diye. Bu konuda Kur'an'da bizim en büyük önderimiz kim? Yusuf aleyhisselam. Bak ahi zina yapmadığı halde iftira atıldı kendisine değil mi? İftiraya maruz kaldı. Ne yaptı? Tertemiz olana kadar hapishaneden bile çıkmadı. Niye insanlar şunu söylemesin? Bu Müslümanlar hepsi böyle. Kardeşim senin üzerinden bu ümmete leke gelmesi sana ayıp olarak yeter. Bizim üzerimizden bu ümmete leke gelmesi bize ayıp olarak yeter. Onun için hele hele ilim talebeleri, kendisine böyle diyenler, vallahi daha fazla dikkat etmesi lazım. Ama bu demek değil siz dikkat etmeyeceksiniz. Siz de dikkat etmeniz lazım. Niye? Çünkü bu anlattıklarımı siz diğer insanlara ulaştırmakla mesulsünüz. Tamam mı kardeşim? Devam ediyorum inşallah. Peki şimdi haricilere göre günah insanı kafir yapıyor değil mi? Buradaki sahabeler de tartıştı. Günah işledi. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara mürtet demesi gerekmez miydi?
Gerekirdi. Dedi mi? Demedi. Anlıyoruz ki günahlardan dolayı kimse tekfir edilmez. Ama hangi konudan dolayı tekfir edilir? Şirk ve küfür. Buradaki tartışmadan şunu anlıyoruz. Bunların arasında bir husumet var. Ve bu husumetten dolayı bunlar birbirlerine sövdüler. Tamam. Daha yeni ne için tartıştıklarını söyledim. Yani subhanallah bu çok inanılmaz bir olay ha. O gün o iki sahabe tartışmasaydı kıyamet gününe kadar Kadir gecesinin hangi gecede olduğunu bilecekti. Allah Azze ve Celle daha iyisini bilir. Peki o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya Kadir gecesini bilecektik ya. Niye şöyle söylüyor? Umarım ki bu sizin için daha hayırlı olacak. Tembel olmasınlar diye. Çünkü sen bilseydin Kadir gecesi hangisi, diğerlerini ibadetle geçirir miydin? Aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bak Kadir gecesinin hükmü kaldırılmasına rağmen biz yine tembeliz. Allah rızası için soruyorum. Son 5 tane Ramazan'ımızı düşünelim. 26. gece ile 27. gecedeki ibadetlerimiz aynı mı? Değil. Tamam, bir de düşünsene şimdi tam bilsen diğer bütün ayı komple sallarsın. Tamam, yani umulur ki bundan dolayı bizim için daha hayırlıdır. Ve vallahi yani siz de görüyorsunuz, biliyorsunuz Ramazanlar gerçekten bereketli geçiyor. Allah subhanahu ve teala'nın istemesiyle yani şeytanların bağlanmasından dolayı yani normal zamanda yapmadığımız gibi Kur'an okuduğumuzdan dolayı o ay çok muhteşem geçiyor değil mi? Hele hele son 10 gün. Subhanallah. Allah azze ve celle hayır üzere geçirmeyi bize nasip eylesin. Evet. Buradan görüyoruz ki tartışan Müslümanların sevabı azalır. Zaten bu babın başı neydi? Müslümanın amelinin boşa gitmesinin hani bundan korkmasının babı. Anlatabiliyor muyum inşallah? Allahu Ekber. Yani iki Müslümandan dolayı ahi bütün ümmete bu konuda ne oldu? Ceza oldu yani. İki Müslümandan dolayı. Söyle abi. Aynen öyle. Bak 9 kişi istişare yapıyor. Tamam. Bir kişi sadece 3 kişi öne geçiyor. Sadece biri geçiyor. Kesiyor ama Allah Azze ve Celle niye hepsini helak ediyor? Susmak vallahi cürümdür. Hele hele böyle bir vakitte. Bakın size bir ayet okuyayım inşallah. Müslümanların arasında boş meselelerin tartışılması bizim gücümüzü kırıyor. Bakın boş meseleden kastım şu itikadi meseleler değil. Münafıkların ortaya çıkması değil. Dini ketmeden münafıkların konuşulması değil. Bunlar fitne değildir. Bunlar vacip. Tamam? Benim kastettiğim şu. Ya biz aynı itikatta mıyız? Tamam? Fıkhi bir mesele var. Sen bana uymak zorunda mısın? Hayır değil mi? Ben sana uymak zorunda mıyım? Değil. Tartışmayalım abi. Fıkhi meseleleri tartışmanın bir anlamı yok. Ki bak buradaki mesele fıkhi mesele bile değil. Borç meselesi. Mala yani tabiri caizse. Aslında burada şöyle bir mesaj var ha. O sahabe borcunu zamanında verseydi tartışılar mıydı? O zaman herkes görevini yapacak kardeş. Görevini yapanın, Allah Azze ve Celle dini için uğraşanın zaten boş şeylere vakit harcayacak boş vakti olmaz. Ama boş olan insan şeytan kafasına 1000 tane değişik mesele sokar ve bununla beraber ne yapıyor? Adam kafirlere de gitmiyor, tağutlara da gitmiyor. Geliyor Müslümanların arasına fitne sokuyor. Bakın bu konuyla alakalı bir ayet okuyayım inşallah. Ve ati'u Allaha ve rasulahu. Allah'a ve onun resulüne itaat edin. Ve la tenaza'u. Tartışmayın. Münakaşa etmeyin, çekişmeyin. Yoksa ne olur? Fetefşelu. Bozguna uğrarsınız. Tamam? Ondan sonra ne olur? Ve tezhebu rihukum. Rüzgarınız gider. Bak şimdi Allah azze ve celle sana sonuçta söylüyor. Ne yapacağını söylüyor sana. Tamam? Vasbiru. Sabredin. Tamam? İnna Allaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Buradan ney vasbiru ney? Hani sabredin neye sabredin? Kardeşim Müslüman kardeşin hatasına sabret ya. Ben bunu başka bir ortamda da söyledim. Bırak kardeşin haklı olsun, haksız olsa bile. Söyle kardeş sen haklısın. Din iman meselesi olmadıktan sonra tartışmanın bize getireceği bir şey yok kardeşim. Zaten bakın fark ediyorsanız en basit, en önemsiz meselelerde tartışıyoruz. Ama konu akide olduğunda bir şekilde üstünü örtüp ya işte hepimiz kardeşiz nidalarına giriyoruz. Bu Müslüman için tefekkür edilemez. Tasavvur edilemez. Tamam mı kardeşim? Onun için Müslüman kardeşlerimize ne yapacağız? Yumuşak davranacağız. Şimdi hakkınızı helal edin. Ben bir tane hadisi atladım. Normalde onunla başlamamız lazımdı. Çünkü o hadis normalde bunlardan önce geliyor. Ben onu unuttum. Tamam okuyalım inşallah. Çok sürmeyecek Allah'ın izniyle. Bir de çok güzel bir bab. İttiba'ul cenâizi minel iman. Cenazenin arkasından gitmek imandandır. Cenazenin arkasına gitmek imandandır. Şimdi bu hadisi İmam Bukhari burada niye getirdi? Şimdi biz iman bahsini okuyoruz değil mi? Ve biz dedik ki bizim selefimize göre şöyledir. Amel imandandır. Şimdi cenazenin arkasına gitmek bir amel değil mi? Amel değil mi? Amelin imandan olması neyi gösteriyor? Kim bu ameli işlerse imanı yükselir.
Kim de bunu yapmasa ona nispeten imanı daha az olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı inşallah. An Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki, men ittebe'e cenazete muslimin. Kim Müslümanın cenazesinin arkasında giderse, yani tabi olursa, ama hangi şekilde? İmanen ve ihtisaben. İmanlı bir şekilde ve ecrini sadece Allah'tan bekleyerek. Ve kâne me'ahu hatta yusalle aleyhe. Ve onun üzerine cenaze namazı kılınana kadar onun yanında olursa. Ve yufragu min defniha. Ondan sonra defininde de bulunursa. فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ Diyor ki o kişi iki kıyarat ecirle geri döner. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki كُلُّ قِيَرَاتٍ مِثْلُ اُحُدْ Bir tane kıyarat Uhud daha kadardır. Subhanallah. Bakın ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهَا Kim de onun üzerine namazı kılarsa ثُمَّ رَجَعَ Ondan sonra dönerse قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ Ama defnedilmeden önce dönerse. Şimdi bak birinci de adam ne yaptı? İman ve ihtisap ile arkasından gitti. Namazını kıldı ve defin işlemlerinde de bulundu. Tamam? Üç şeyi yaptı. Diyor ki iki kıraat sevapla geri döner. Şimdi buradaki adam arkasından gidiyor. Namazı kılıyor ama defin işlemlerinde bulunmuyor. Tamam? Bunun ne kadar ecri var? فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاتِ Bu sadece bir kıraat alır. Ya sadece derken bir kıraat Uhud daha kadar ecir subhanallah. Tamam? Ondan sonra yani hadis buraya kadar. Ondan sonra başka lafızlarla hadisin başka yerlerde de geçtiğini görüyoruz. Şimdi bak buradan neyi gördük kardeşim? Biz daha yine bir şey söyledik. Kim Allah Azze ve Celle'nin yap dediği bir şey yaparsa imanı artar. Ona göre sevap kazanır. Buna nispeten kim de daha azını yaparsa daha az sevap kazanır. Anlaşıldı mı? Bak Aleyhisselatü Vesselam bir adam hakkında diyor ki kim iman ve yani iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek cenazenin arkasında giderse onu defnederse tamam. Ondan sonra bir de bununla beraber namazını kılarsa diyor iki kıraat alır. Ama diyor ki ikincisinde namazı kıldıktan hemen sonra geri dönüp definde bulunmazsa tek bir kıraat alır. Buradan görüyoruz ki amel imandandır. Ve sen buna göre ecir alacaksın. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Cenazeye niye cenaze demişlerdir? Bazıları şöyle diyor Allahu Alem demekle beraber. Diyorlar ki cinaze kökünden gelir. Cinaze de bu ölünün üzerine katıldığı tahta var ya. Araplar ona cinaze demiş. Allahu Ale, bazı dil alimleri de bunu kabul etmemişler. Rabbimiz daha iyisini bilir. Tamam. Şimdi bundan önceki babla bu babın nasıl bir alakası var? Bakın insanın iki hali vardır. Ya ölüdür ya diridir. Tamam. Diri olan insan ya başka dirilerle beraber sevap kazanabilir ama ölüyle bile sevap kazanabilir. Şimdi mesela bak, bu ölünün amel defteri birkaç mesele hariç kapandı, doğru mu? Bitti değil mi? Ama bak ölmesine rağmen diğerleri onun cenazesini kılarsa ona göre halen sevap alır subhanallah. Yani ahi bak Müslüman olmak çok güzel. Sen Müslüman olarak ölürsen var ya diğer kardeşlerinin sevap kazanmasına, Uhud daha kadar sevap kazanmasına bir de vesile oluyorsun. Allahu ekber. Tamam. Bakın bundan önceki babda sevaplar hiçbir aracısız olmaksa kazanılma babıydı. Yani insanın kendi başına. Burada görüyoruz ki bazı meselelerde Allah Azze ve Celle bazı şeyleri burada cenaze gibi vesile kılabilir senin sevap kazanmana. Anlaşıldı mı kardeşim? Şimdi bazıları demiş ki yani bu imanın şubeleriyle alakalı bab burada bitecek. Niye imam o zaman bunu buraya getirdi? Hani ölümle alakalı ya. Çünkü ölüm dünyanın sonu. İşin bitti yani tabiri caizse. Allahu Alem demekle beraber bu birazcık zayıf kalıyor. Çünkü bundan sonra namaz imandandır babı daha gelecek. Yani orada bir tane alim bir hata etmiş olabilir. Allahu alem. Tamam? Evet. Şimdi bakın bundan önceki babta zekat İslam'dandır demişti. Bundan önceki derste yaptık. Ama bak burada dediğinde cenazenin arkasına gitmek imandandır diyor. Niye bir yerde İslam bir yerde iman diyor? Hakkı şundan dolayı biz dedik ki bundan önceki derslerde İmam Bukhari'ye göre İslam ve iman muteradif aynı şey. Nasıl delil getirmişti? اِنَّ الدِّينَ عِنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında tek din İslam. Ve dedi ki iman da bunun içindedir. Wallahu alem. Biz şöyle söylüyoruz. İslam ile iman aynı yerde geçerse değişik şeyleri kastedilir. Ama ayrı ayrı yerlerde geçerse aynı şeyi kastedilir. Wallahu alem. Bu ayninin görüşü. Aynen. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Şimdi oradaki mesele ahi onu dersten sonra yapalım olur mu?
Sen bunu bir daha sor inşallah. Bir daha sor. Ahi işine gelmeyenleri kabul etmiyorlar. Aynen haricilerin ve mutezilerin yaptığı gibi. Mesela bu hadisleri sen haricilere okuyamazsın. Çünkü diyorlar ki bunlar Kur'an'a karşıdır. Biz bunları kabul etmiyoruz. Öyle bir usulleri var yani. Aynı bugünkü zamanımızın haricileri gibi. Tamam. Bakın kıraat dedi aleyhissalatü vesselam. İki kıraat ecir alır veyahut bir kıraat ecir alır. Bu kıraat Arapçada aza ve çoğula kullanılan bir birimdir. İslam'ın istilahında sevapları ölçme birimi olarak kullanılmıştır. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Evet. Uhud Dağı nerede? Medine'de. Sen gördün değil Uhud Dağı'nı. Ahi Medine'nin 2 mil kuzeyine düşüyor. Tamam. Uhud Dağı Müslümanlar için özel. Niye özel? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadise diyor ki biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi sever. Tamam. Şimdi burada şerhlerde konuşulmuş. Niye Uhud? Niye Uhud? Niye Uhud? Aynı kısa bir şekilde kesmiş atmış. Diyor ki o dağ Allah Resulü'nü seviyorsa biz de o dağı severiz. Onun için Uhud. Tamam. Allahu alem. Evet. Şimdi bakın iki kıraat için cenazede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç şey saydı. Ney? Söyleyin bakayım. Arkasından gitmek. Namazını kılmak. Bir de defnetmek. Çok güzel. Tamam. İkinci şekilde hangisini saymadı Aleyhisselatü Vesselam? Defin işlemi yoktu değil mi? Orada da bir kıraat. Ahi aslında burada amellere teşvik görüyoruz. Birincisi Müslümanların cenazesine gitmenin teşviğini görüyoruz. Gerçekten hele hele bizim gibi kalpleri katılaşmış insanların cenazelere gitmesi çok önemli. Allah için çok önemli. Zaten hani çok fazla cenazelere rastlamıyoruz. Tevhid ehli az olduğundan dolayı. Olanları da Allah için kaçırmayalım. Tamam bu konuda kalplerimizin birazcık yumuşaması için. Tamam mı kardeşim? Evet. Şimdi cenaze namazının İslam'da hükmü nedir? Kifaye mi? Şöyle. Ama hiç kimse yapmasa vaciptir ahi. Cenaze kılınması lazım. Ama kardeşin dediği gibi. Mesela şimdi Allah'ın izniyle ben öldüm. Abdurrahim abi benim cenazemi kaldırdı. Diğer Müslümanlardan günah düştü mü düşmedi mi? Ama hiç kimse kaldırmazsa o zaman size hakkımı helal etmem. Aynen öyle. Yani aslında dediğin doğru ahi. Ama fıkıh terimi olarak vaciptir ahi. Ahi bu hadisten şunu da anlıyoruz. İttebe'e bakın yettebi'u bir şeyin arkasından gitmek manasında kullanılır. O zaman bu hadisten neyi öğreniyoruz biliyor musunuz? Cenazenin arkasından gitmek önünden gitmekten daha eftaldır. Onun için koşturmayalım. Ha bir de bak şöyle bir bidatı da yapmaya gerek yok. Mesela cenaze taşında ben bir kere şey yaptım. Yani şahit oldum. Ahi bir tabutun altına 35 kişi giriyor. Yani bu hem işlemi zorlaştırıyor. Hem o ölüye de eziyettir. Bunu yapmaya gerek yok tamam. Ha tamam bu ecri kazanmak güzeldir. Ama öyle ki bunun içinde kalkıp kavaya girmenin de bir anlamı yok. Tamam mı kardeşim? Tamam elhamdülillah. Bunu okuduğumuz iyi oldu. Çünkü burada inşallah bitti. Rabbim bizi razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Amin. Rabbim bize hayırlı ölümler nasip eylesin. Amin. Rabbim bize şehadet nasip eylesin. Amin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.